Yüksek performansı ve güçlü işlemcisiyle günler, geceler boyunca süren Football Manager kariyerinde bana mısın demeyen, maç motorunun en zorlu halinde bile takılmayan, kasmayan, şık tasarımıyla menajerlerin moda girmesine yardımcı olan HP Pavilion Power Laptop, artık PlayStation oyunlarının da yer aldığı Türkiye'nin en büyük dijital oyun mağazası Play Store'un katkılarıyla Ali Ece ile Maç Masası'nın ikinci sezonu şimdi başlıyor. Hoca geldi. Oo, dünyanın en iyi scout ekibi toplanmış. Kahvenin üzerine oturmayalım da doğa, Bielsa gibi olmasın. Ne sahneydi değil mi o? Ama o adamın o mesleğine o kadar aşık olup sıcak kahvenin üzerine oturmamayı yani düşünemeyecek kadar adamın delirmiş olması çok güzel bir şey. Ya da motivasyon mu acaba? Hani unutuyor. O kadar kendini kaptırıyor. O kadar kendini kaptırıyor işte. Ben cümleyi kuramadım ya. Türkçe zayıf bugün hava yüzünden. Evet arkadaşlar. Geçen programlarımızda bildiğiniz gibi sevgili Doğa ve sevgili Emre Zabunoğlu ile beraber kimleri alabiliriz diye biz bir mini bir kadroyu yapılan beyin fırtınası yapmıştık ama başarılı bir kulüp organizasyonunda sadece teknik direktörün söyledikleri alınmaz. Aslında sadece ve sadece böyle scoutların söylediği de alınmaz ama bu sefer öyle yapacağız. Çünkü böyle bir scout ekibi gerçekten hele hele bu kadar uygun maaşa çalışan. Tabii başkan aradı dedi ki yani istediğim bir şey var mı dedim ki bana değil yani böyle scoutlarımıza zam yapalım dedim. Neden olduğunu şimdi bu programda çok iyi anlayacaksınız ve işte başlıyoruz. Biz bir kere en başta bu takımda iki tane biliyorsunuz ismi lazım olmayan son derece psikolojik sorunları büyük. Bir tanesinin psikolojik sorunları büyük, diğerinin yeteneksizliği büyük. Ama işte oyunda işte Alberto Moreno'nun iyi sol bek oynadığını söylediği için sevgili Doğa Üründül'e bu konuda çok güveniyorum. Resmen ya bir kelle koltuk riskini aldı ama Bologna'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan adam bu işi bilir dedik. Ona abi bırak. James Milner de var biliyorsun. Tabii James Milner de koyabiliriz konumuz oraya. Senin sinir durumuna göre abi Moreno'ya boğazın durumuna göre bir oyuncu değişikliği yaparız orada. Hayır ama yani asıl mesele gerçek hayatta da olduğu gibi stoper. Ya gerçek hayatta da çünkü gördüğümüz gibi yani Liverpool bayağı iyi giderken savunma attı. Evet. Üst üste önce Gomez sakatlandı işte Burnley deplasmanında. Sonra Joel Matip Napoli maçında belki de işte Liverpool formasıyla işte kariyerinin en iyi futbolunu sergilerken acayip maalesef sakatlandı. Ve Manchester United maçında şimdilik idare ettik. Çünkü Manchester United bir şey yapamadı. Mourinho'nun da zaten kovulmasına sebep olacak kadar pasif, korkak, sinik bir futbol. Keşke daha kalsaydım Mourinho'ya. Vallahi en sevdiğim, yenmeyi en sevdiğim meslektaşım diyebiliriz ama başlayalım o zaman bu stoperlerden. Bizim birinci çözümümüz kesinlikle böyle Hollanda milli takımında da Van Dijk'le beraber uyumundan dolayı Delikt. Delikt evet. Geçen onu. Tabii keşke daha önce göreve gelseydik. Hatta benim direkt gönderdik. Hollanda milli takımından bir başka stoper. Daha tecrübeli Delikt'ten. Delikt daha iyi olacak kesin ama çok pahalı. Ama bu yaz Stefan de Vrij bedavaydı yani. Ya bedavaya stoperi nedense. Neyse biz de önceki hoca işini böyle çekiştirmeyelim ama bence o kaçmayacak transfer diyerek başlatıyorum. Klopp belki yeni takımına bıraktı onu. Olabilir. Alsın canım yani. Hocam o kadar şahane takım bıraktı ki bize bir kişi hariç. Ne desek, ne diyorsunuz şimdi? Evet, açıyorum tartışmayı. Açalım. Öncelikle stopere kimi almalıyız? Scoutlardan bayağı bir mail topladık. Hani şey yaptık falan. Onları küçük bir çalışma da yaptım. Şimdi orada gördüğüm kadarıyla Delikt'le ilgili herkes hemfikir. Fakat birazcık fiyatı ne verelim konusunda. İlk 30 vermiştik galiba. 30 vermiştik. Evet. Sanki 32 olacak gibi eğer başka takımdan teklif vermezse. Biraz önce davrandık yani o açıdan. Orada küçük bir not aldım. Yani tek sıkıntısı oyuncunun sözleşmesini biraz bonkör davranmak gerekiyor. Çünkü diğer takımlarda devreye girince büyük ihtimal onlar alabiliyor. Diğer bir yeray önerisi geldi Bilbao'dan. Ama oyuncu bask dışına hiç çıkmamış. Dil sorunu var. Defansta da dil problemi gerçekten çok önemli. Yani takımın geleceğini belirleyen bir şey. Yıllarca bir atletiği çalıştırmış birinin bir tecrübesiyle konuşmak istiyorum. İzninizle. Aymeric Laporte dahi zorlanıyor. Yeray o açıdan iki kere zorlanabilir. Çünkü en azından Aymeric Laporte daha bir yandan Fransa vatandaşı olduğu için yabancı dili, Fransızcası, İngilizcesi falan hepsi var. Yeray tam bask. İspanya devletinin içinde kalan bask bölgesinden ve genelde işte mesela işte Ander Herrera'nın da işte Manchester United'da yaşadığı en önemli sorunlarından bir tanesi o yerel kültürden global kültüre adaptasyon.
Burada en... Ki bas da çok tutucu o açıdan şey. Ya hep öyle değil ama genel olarak geldikleri zaman zorlanıyorlar. Şimdi şeyi de düşünelim. İlk İngiltere'ye büyük takımlara Mourinho almıştı. Atletico Bilbao'nun sol bekini almıştı. İşte Messi'yi böyle sakatlamaya çalışan şey, sol bek vardı ya. Ezer Delhorno. Evet, Azer Delhorno. Mesela Delhorno yani Atletik'te ne kadar iyiyse Chelsea'de o kadar kötüydü gerçekten. Evet. Ya uygun defans hani Nikola Milenkovic olabilir. 12 milyon civarı fiyatı var, euro bu arada bahsettiğimiz. O tam bir aslında Çorluka'nın hani sanki geçmişten gelmiş bir Çorluka gibi. Boyu uzun. Sağ bek de oynayabiliyor. Hani biz bazı maçlarda şey düşünmüştük ya. Joe Gomez'i sağ beke de kaydırırız daha defansif hani. Onu da bir alternatif olabilir. O açıdan hani uygun bir hani bilen var mı burada scoutlarımız arasında Milenkovic'e ki maillerden de geldi. Fiorentinalı. Milenkovic'i %100 almalısınız diyen var mı? Evet, bunu bir oylamaya sunsak iyi olacak. Hiç yok. Alınmıyor o zaman. Bir dakika şimdi abi. Abi neden böyle dudak büktün? Daha iyisin gerek. Şampiyonlar Ligi ve Premier Ligi kazanmak istiyorsak bence bir tık daha kaliteli stoper yani. Ve evet, belki evet, biraz daha fazla para mesela harcayabiliriz. Mesela Milan Škriniar, Inter'in stoperi ya da Benjamin Pavard olabilir. Dünya Kupası'nda da bayağı. Ben olur. Sordum geçen program işi. Çok ama alamadık arkadaşlar ama. Birazcık bu dudak büktüler nedense. Hem sağ bek hem stoper için güzel değil mi Pavard? Serbest kalma bedeli var Pavard'ın. Evet. Tamam fiyatı da uygun. Alalım Pavard'ı gitsin ya. Ne kadar Pavard'ın serbest kalma bedeli? Pavard'ın 35 milyon euro. Ayrıca hani ayağı da çok temiz. Geriden oyun kurmak için bence çok ideal hani Van Dijk'la birlikte. Senin Pavard'ı nota aldık. 3 stoperli planın var. Onaya da bence çok uygun. Aynen. Sağ yani, stoper olarak. Sağ stoper olarak bir de bütçeyi ona da bayarım. Ona bırakacağız. Sen ver onu, ben başkandan ayarladım oğlum. Sen defansı da önce şu savunmayı çözelim de takımın en büyük kabusunu artık 3-0 öne geçip 3-3 bitmesin yani. Hani defansı da önde kurunca artık. Yeter ya. Hamleli bir stoper. Defansı önde kurunca hamleli bir stoper, geriye de gelebilen hızlı bir stoper. Bence benim Pavard'ın yani uygun. Yani sigorta olarak Pavard kullanabiliriz o zaman. Aynen. Aynen. Tabii. Ya Pavard'ı dörtlü savunmalarda hemen da yazıyoruz. Dörtlü savunma formatımızda da Andrew Robertson'ı, ki ona hiçbir şey olmaz. Biliyorsunuz. Celtic'in, Glasgow'un çocuğu. En son Mourinho gibi birisi bile ondan bahsetti nihayet. Robertson zaten yaklaşık 90 metrede 90 dakika sürekli istikrarlı şekilde gidip gelebiliyor. İşte geri dönüşlerde dörtlü savunma oynarken de Benjamin Pavard daha fazla işte Fransa milli takımındaki gibi %50 defansif, %50 ofansif yani daha fazla ona işte dengeli hücuma katılması talimatı veririz. Öbür tarafta zamanında Barcelona'da İşte biliyorsunuz Abidal o görevi yapıyordu. Soldan yapıyordu. Bizde de Benjamin Pavard sağdan yapsın. Ne dersiniz arkadaşlar? Bu işler önemli çünkü yani dönüşlerde özellikle ligde iki Manchester City maçı var. Yani bir kez bile geride böyle eksik yakalama lüksümüz yok o açıdan. Evet. Yani şampiyon olmanın en kısa yolu City'yi iki maçta da yenmek. Öyle değil mi? Bir de küçük maçları çözmek. Şampiyonluk Anadolu'dan geçiyor. Çözdük. Giovanni Trapattoni'nin lafı o işte. Şey diyor, senin tabii daha büyük, seni daha fazla etkilemiş ki yani sanki İtalya Serie A'da böyle Bologna ile Şampiyon Ligi gördün. O şeyin lafı Trapattoni'nin. Hocam işte Inter çalıştırırken hep Juventus'la beraber kalıyorsunuz. Şampiyonluk diyor, Il Provinciali'den geçiyor diyor. Yani işte Anadolu'dan geçiyor anlamında. Güzel söz. Onda sorun olmayacak. Onu böyle forvet transferinde çözeceğiz. Şimdi benim amacım bu takımı için yıllardır bu takım çok güzel oynuyor ama işte kupa kazanamıyor bilmem ne vıdı vıdı yapan dedikodu yapan bir takımı şerefsizler var biliyorsunuz. Halbuki işi açıp baktığımız zaman lig şampiyonluklarına 90 yılından beri kazanılmamış olmasına rağmen 18 kupa ya buraya sığmaz. Yani o kadar çok böyle lig şampiyonluk kupası var. Ama bu sene yeni nesil biz şampiyon yaparsak 29 yıl aradan sonra şampiyon olmuş olacağız. O açıdan haklısınız. Yeni nesil kupa görmeli artık. Başka öyle abi. Defans önerisi. Bence Leverkusen'de genç stoper var Yunan. Bu arada Yunanlar bayağı iyi stoperler yetiştiriyor. Sokratis falan. Onu da almamız lazım. Çünkü 60 tane maça çıkılacak. Senede 60 maça çıkılacak. Panagiotis Retsos diye bir futbolcu var. Retsos evet. Evet, 6,5 evet. Milyon euro evet. Bonservis bedeli var. Muhtemelen 10'a 15'e falan bitebilir bu futbolcu. Hani genç, bu da hamleli stoper, hızlı, ayakları temiz. Hani üçlü stoper de bence denenebilir rotasyonda falan da. Ben aslında şöyle düşünüyorum. Bayer Leverkusen'e Lovren'i versek
karşılığında Yedva'yı istesek ona ne dersiniz? Üstüne de biraz para veririz. Yeter ki... Bütün masraflar bizden. Ha? Tüm masraflar. Yok lan ne masrafı? Adamın kendi yeterince masrafı. Peki tamam. Red Sos fena değil. İyi fikir, iyi fikir. İyi fikir. Verelim böyle yandaki arkadaşımıza, ona ne diyecek? Ben stoper olarak Wolfsburg'dan Felix Doku'yu öneriyorum. Güzel, hamleli oyuncu. Kendisi şu an 20 yaşında, pasör stoper olarak oynuyor. Hamleli de ama iyi yani. Hamleli ve gerçekten çok hızlı, yüksek potansiyelli bir oyuncu. Wolfsburg sene başında bırakmıyor ama oynatmıyorlar da. Bu sebeple devre arasında 2 milyon euroya falan çözebiliriz. Hiç fena fikir değil o 2 milyon. Gerçekten çok iyi ve yani ileride karşımıza çıksın istemem açıkçası. En azından bizde olsun. Peki, iki tane Leipzig stoperiyle bu oyuncuyu bana böyle senden rica etsem bir şey yapabilir misin? Ufak yani ben Upamecano ile karşılaştırdım Felix'i. Aslında yani onun kadar bilindik bir oyuncu olmadığı için tercih edilmiyor. Ama Leipzig ile de karşılaştım. Bence Upamecano'dan eksik bir yanı yok, sadece biraz daha zayıf. Bunu da onu güçlendirerek onu çözebiliriz. Ya, bir şey yok onda. Yediririz. Roland Koch muydu? Diğer iki stoperi Leipzig'in Konate ile. Konate'den kesinlikle çok daha iyi bir stoper. Tamam, süper. Yazdık. Yazdık. Çok teşekkürler. Devam ediyoruz aynı. Bu çok iyi oldu. Evet, çok iyi oldu. Evet. Ayrıca böyle şey kesinlikle böyle Red Sos'u da atlamayalım. Tabii. Pavard'a da teklif gönderiyoruz. Ya benim gözüm Pavard'da ama siz bilirsiniz. Ben de Pavard'a göndereceğiz. Dünya Kupası. Pavard falan şarkı falan da söyleriz adam böyle gol atar. Onu alıp Felix'i de alınabilir. İkisi birden. Felix nasıl ucuz. Benim başka bir önerim var. Tabii. Ozan Kabak diyorum ben. Ya, yok şey yapmayalım. Ama yani. Şimdi hep yabancılar bizim ülkemize kendi vatandaşını getiriyor. Biz de bir vatandaş götürelim yani. Ozan Kabak'la abi, ilgili yanlış... Abi 40 yıl başı ligde böyle iyi böyle genç oyuncular çıktı. İşte bizim böyle biz geldik buraya işte Liverpool'a. Bir de çalışma bizim izni. Bizim şey ana vatanda kalan Türkler izlesin doya doya. Vallahi. Ozan Kabak da çalışma izni sorunu olur. O da olur. Çalışma izni sorunu olur. Yani attığımız tweet'te de yani... Arkadaşlar sitede yazdı zaten bir oyuncu önerilerine. Oyuncu önerilerine gelen en büyük tepki bu kadar paraya biz de oyuncu buluruz. Ali Ece'den daha wonderkid atakları bekliyoruz. Vallahi 20 milyona oyuncu almayalım kupa diyorlar. Izliyoruz, boşuna kupa. Bekliyorlar çünkü Liverpool camiası ki bu iş Hindistan Bombay'dan işte Avustralya Sydney'e kadar uzanır. İşte Kuzey Kanada ve işte Eskimolar bile bizden şampiyonluk bekliyor. Wonderkid'i alıp oynasın onlar yani. Seneye ya en kötü Lovren'i değerlendiririz bir daha düşünürüz. Ha Lovren'i verip karşında Wonder. Ya Lovren yerine gelecek herkes benim için zaten işte Wonder'dır yani. İşte Wonderful Life çalırız arkada ya valla. Kim var peki işte Wonderkid abi almışken mikrofonu eline? İlla yani burada ben bir şey söylersem Twitter'daki gibi herkes oyuncu önerisi istemeye devam edecek. Burada scout ekibine işi bırakmak peki, daha güzel olur. Peki o zaman arkada kalmıştık, devam ediyoruz arkada. Tamam. Bence defansa bir Pavard lazım. Forvet'e de Timo Werner'i aldık mı bu sene şampiyonuz. Timo Werner'in fiyatıyla ilgili var mı bilginiz yani? Yüksek olduğunu tahmin ediyorum çünkü Leipzig zaten çok top satıcı. Yaz bir de bu şey sorunu da var biliyorsunuz arkadaşlar. Bırakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Türk gazeteciler, arkadaşlarımız, eski arkadaşlarımız, maalesef hala yeni arkadaşlarımız peşimizdeler. Erkut olsun, şimdi Werner gelecek gol atamayacak falan diyecekler, atmosferden etkilendi Ali Ece. Vodafone'da görmedin mi? Güntekin Onay diyecek, ulan bu nasıl transfer falan filan. Oğlum bu Werner diyecek, öyle diyorlar ben. İyi forvet kardeşim diyorum. İngiltere Ligi'nde leblebi gibi atıyor. Kesin eminim ben. Atacak işte yani. Güntekin beğenmez ama onu kim beğensin yani. Salah var, Mane var. Besleyecek onu. Güzel fikir ya Werner ama çok pahalı. Çok tabii. Çok karıştırdı. Timo Werner 45 ile 50 milyon avro arasında. Ben daha önce Everton'a almıştım çünkü. Everton'a geliyorsa biz aile aynı gelir. Aynen. Everton'a geliyorsa zaten. Aynen 45-50 milyon avro. Cenk'i de evet yemiş onu. Cenk'i yemiş onu. Bir de Upamecano konusunda karşılaştırma yapacağım. Bence Upamecano daha iyi. Çünkü 17 yaşından beri sürekli üst düzeyde oynuyor. Hani o konuda daha tecrübelidir diye düşünüyorum zihinsel ama olarak aradaki, da. Ama aradaki fiyat farkı da büyük. Fiyat farkı çok büyük. Yani dediğin gibi bir yıldız daha iyi olabilir. Eski oyun matematiğinde bir yıldız daha iyi olabilir ama aradaki o yıldız farkını da biz bir çalıştırarak bu kapatabiliriz diye düşünüyorum. Aralarında neredeyse 30 milyonluk falan bir bonservis bedeli farkı var. Leipzig çok tok satışı hakikaten. Bir de Wonderkid stoper önerim Jan Auerbisek var. Köln'de oynuyor. Onu ben not aldım. 17 yaşında. Mesela o iyi bir Wonderkid olabilir. Fiyatı da uygun olabilir onun.
Çok uygun fiyatı hem. Aynen. Köln zaten İsmini... Bundesliga 2'de. Aynen öyle. Bu arada Everton'dan Scott transfer etmiş. Everton'dan daha dur ya dur. Everton'dan Stanley Park hariç her şeyi alacağız. Siz rahat olun. Biz bir şampiyon olalım zaten. Everton'lular dın dın dır 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 öyle olacak. Abi yandan devam edelim. Ben iki tane isim önereceğim. Bir tanesi genç. Partizan'da oynuyor Svetozar Markovic, belki biliyorsunuzdur. 2,5-3 milyona... Onun şeyi var ama çalışma izni sorunu. Evet. Çalışma izni sorunu mu? Onu da daha sonradan düşünebiliriz o zaman. 2,5-3 milyona bağlanıyor. Bir de Napoli'den de şey... Kolibali'yi de tabii düşünebiliriz. Tabii canım hemen getirelim. Evet. Ne diyorsun? Ya, siz Kolibali'yi alacak para verin. Ben... Biliyorsun eski başkanla De Laurentiis de geçen sezondan biraz değil bayağı bir ya papazız. Şu anda biz yani şöyle soğuk savaştaki Sovyetler Birliği ile Amerika'dan beteriz. Başkanla De Laurentiis'e ben 200 milyon versem yine vermez Koulibaly'yi. Başka kulübe 20 milyona satar bize vermez ben varım diye. Maalesef ama çok iyi fikir tabii. Keşke hemen gelsin. Keşke. Çocuk da istiyor gelmek ya şimdi. Hani burada De Laurentiis'in kulağına su kaçırmayalım ama. Tamam abi Napoli çok Napoli. Çok güçlendirir bizi ama. Ne kadar güzel olur ya. Van Dijk, Koulibaly yaslan arkana izle ya. Maça hamle yapmaya gerek kalmıyor. İki tane böyle saha içinde teknik direktörün oluyor neredeyse. Oyun vizyonu öyle adamlar. Ben her zaman stoperlerimin birinin sağ ayaklı birinin sol ayaklı olmasını isterim şahsen. O yüzden... Abi en son bu Ragnar Klavan'dan sonra ben sol ayaklı stoper arayışına tamamen son bıraktım. Bir de zaten Van Dijk böyle sol stoper de istiyor oynamak. Yani ama ben her zaman bir sağ bir sol söyle stoper, tamam hadi sol ayaklı stoper. Romagnoli, Höt ve de Kimpembe öneriyorum. Höt şeydeki böyle Southampton'daki uzun boylu Hollandalı. Evet, evet. Höt mü yoksa böyle Stefan de Vrij mi? Bence Höt. Höt yine. Evet. Niye? Sol ayaklı bence. Peki Mönchengladbach'tan Southampton'a gelen ve gerçek hayatta da şeyi kesen, şutu kesen oyuncuya ne diyorsun? Yani bilmiyorum. Çok emin değilim yani. Vestergaard. Yani çok hızlı değil bir kere. Hızlı değil tabii canım. Ama şimdi bizim ama bizim oynayacağımız taktikte çok fazla savunma ileri kuracağımızdan ve çok savunma arkasına top atılacağından bence hızlı stoper olması lazım alacağımız stoperi. Romagnoli olabilir. Ne? O kadar. Tamam. Ya öbürlerine bak hakikaten. Höt'le Kimpembe. Çok pahalı abi. Değil mi? 30 bence maksimum. Ya. Ama 30 ona verince hani Delight'ı delikte alırız. Yani. Onu. Delik mi? Delikte alırız onu. Diğeri mi? Sol ayaklı. Delik mi Kimpembe? Delikte sol ayaklı. Adam, adam farklı yaklaştı canım. Evet. Dinleyeceğiz. Allah Allah. Ya bence ya size kalmış ama yani Delikt'in yani ilerisi daha açık yani. Peki onları yapacağımızı Lucas Hernandez'i alalım. Hem sol bek hem sol stoper hem de yol yakınken Alberto Moreno, the end of. Güzel olmaz mı? Değil mi? Onu bir uğurlama da yap. Olabilir, evet. Uğurlamanın kralını yaparım. Ben Lovren'e bile uğurlama yaparım. Yeter ki gelmesin tipini sevdiğimin yani. Yeter ki gitsin. Peki o fikri ne diyorsun? Yazdık. Hangisine? Fransa milli takımında Dünya Kupası'nda hem sol bek oynayabiliyor hem de sol stoper oynayabiliyor. O da olabilir ama biraz yani tuzlu. Atletico Madrid'de değil mi? Evet. Tabii çok para isterler. Aklı adamlar. Çok iyi oyuncu. Ben de olsam çok para isterler. Tam o fikirle ilgili ben de bir yaklaşımına gelecektim. Bence bizim biraz daha uygun oyunculara da yönelmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'ne de kayıt ettirebileceğiz. Ettirebilmemiz gerekiyor çünkü. Mesela Charlie Taylor var. Burnley'de sol bek. Aynı zamanda bu hani bir beki gönderip bir bekin geride kalma oyununa da çok uygun aslında. Çünkü stoper de oynayabiliyor. Şey yapabiliriz. Hani Trent Alexander-Arnold çok ofansif bir bek ve bence iyi de gol de atıyor yani. O yüzden onu ileri gönderip Charlie Taylor'la geri ne kadar istiyor Charlie Taylor'la Burnley? 8,5-9 arasında transfer edebiliriz. Olabilir artık. Ayrıca yıldızlı. Ben bu Southampton'ın genç sol beki de beğeniyorum. McQueen. Ona ne diyorsunuz? O yani Charlie Taylor'ı biraz diyecekler daha... hep Southampton'dan alıyorlar. Haklı da adamlar. Yani. Abi orada bir şey var zaten. Yani mesela aynı şekilde kalede de bence Mignolet yani tabii de tabii. Maaşı yani çok yüksek. Bir Fabri'yi alacağız demiştik. Yani bence yerli mesela Jack Butland var. Stoke City'nin kalecisi. Hani hem libero kaleci de oynayabiliyor. Ben yedek kaleci olarak daha güvenilir buldum. Yani adam yedek yani üst üste 5 maç değil de 2 maç falan oynayınca çok iyi kalecilik yapan. Southampton'da yedek kaleci. Yine Southampton'da ama ne yapalım? Celtic'ten eski talebimiz Fraser Forster'a ne diyorsun? O da yani sonuçta zaten Alisson Becker gibi bir kalecimiz varken yaparken yani zaten yedek çok olacak ama o yüzden yabancıya harcamamak falan yüksek maaş. Ne evet. diyorsunuz? Bir de yabancı oyuncu olduğu için hani Şampiyonlar Ligi'nde bize elbet bir yedek kaleci gerekiyor ve yerli
Yani Grabara'yı düşünüyordunuz Spencer belki. Spencer Forster. Grabara nasıl oluyor oyunda? Ya ben çok kullanmadım açıkçası. Ya ben Alisson gerçek Becker... hayattayızım. Nasıl oluyor abi? Yok ben Bradford Rajkovic'i önereceğim. Kime? Rajkovic. Makavir. Aynen. Bradford Rajkovic hem çok ucuza geliyor hem yedek kaleci hani çok problem de etmiyor. Ben çok kullandım onu. As kaleci olarak da çok kullandım. Zamanında Mignolet'i kesiyordum işte eski Liverpool kariyerlerimde. Yani onu önereceğim. Rajkovic'le ilgili şöyle bir sıkıntı var. Pas özelliği biraz düşük. Evet, onun altında zayıf. Ama çok iyi bir alan kaleci. Evet. Yani çok iyi alan kaleci. Harika bir alan. Birebirde de çok iyi bir kaleci. Hani karşı karşıya altı pasta falan çok gerçi iyi. Gerçi refleksi de mesela aynen, çok refleks. Yüksek değil. Ama onun bir seviyesinde olması lazım ama şey ama, iyi. Ama Yerkut'un özelliği kullanıyor. Çok iyi olduğu için refleksin olması yani, gerek yok kaleci. Zaten. Aynen. Mesela evet. Örnek verelim. Eski kalecimiz Loris Karius muazzam refleksler ama konsantrasyon. Kafada bir olarak yer tutma. Arada... Gidiyor. Sol bek olarak da Celtic'ten önereceğim Tierney. Evet. Ama Celtic'i de zayıflatmayalım istiyorum eski takım. Yani sizin çok şey. Ama tabii canım yani Manchester United'a satacak kanı bize versinler yani. Bir de çok ofansif müthiş bir sol bek ya. Bir de onların ikisi Robertson'la aynı altyapıdan yetiştiler. Aralarında çok az yaş farkı var. Sonuçta böyle Kyron yani. Tierney biraz daha iyi bulunduğu için Robertson'u gönderdiler Queen's Park takımına. O günlerde ben de yardımcı hocaydım oradan hatırlıyorum tabii. Tabii olur yani niye olmasın. Eski talebelerimin hepsini açığız. Tierney'de 15-30 arasında falan hani o pazarlıkta artık nasıl sıkıntı yani, pazarlık olursa. Tierney'de de tek sıkıntı kuvveti. Onun da kuvveti onun altında başlıyor. Doğru söylüyorsun. Orada birazcık böyle bizim sinek gibi çocuk. İngiltere Premier Ligi'nde daha böyle kuvvetli hani. Çünkü City'ye karşı oynarken o kuvvet farkını çok yaşıyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim. Acayip ama böyle savaşçı. Ya o orayı kapatıyor. Resmen yani. Böyle cep herkülü gibi o konuda. Yani çok hiç vazgeçmiyor. Acayip inatçı. Mental açıdan çok güçlü bir de. Evet kesinlikle. Direkt şey yetiştirmiş. Liderlik özelliği yani. Çok yüksek. Scott Brown yetiştirmiş onu yani özel olarak. Hı hı. Tam bir böyle geleceğinde şimdiden kaptan gibi adam. Evet. Alıyoruz değerlendirme.